Herkese merhabalar. Değerli arkadaşlar, Dost Derneği barınağındayız. Burası barınağımızın giriş kapısı. Evet, şöyle kısaca bir gösterelim. Tedaviden çıkanlar, tedavide olanlar ve tedavisi bitenler. Bu bölüm en büyük bölümlerden birisi. Yaklaşık 1500 metrekare. Şurada kırıklı hastalar bölümümüz var. Burada daha önceden tedavisini yaptırdıklarımız bir kısmı. Evet, Pepe bize bakıyor. Az sonra bu bölmeye gireceğiz. Tabii bir yandan da inşaat devam ediyor hala. Evet değerli arkadaşlar, buradaki hayvanların hepsinin aşıları, karneleri, mikroçipleri, kısırlaştırmaları, her şeyleri tam tedavi etmekle bırakmıyoruz. Tedaviden sonra da tabii bu işlemleri yapıyoruz ki yapmak zorundayız. Diğer bölme, şöyle göstereyim kısaca. Burası tedavisi bitenler birinci kısım. Tedavisi bitenler ikinci kısım. Hemen ilerideki tedavisi bitenler üçüncü kısım. 4, 5, 6, 7 ve tedavisi devam eden hayvanların bölmeleri. Şu an için burası. Ancak ileride inşaat işi bittiğinde şöyle bir devam edelim. Barınağın asıl alanına doğru şu an hala inşaat devam ediyor. İnşaat işi bittiğinde tabii ki burası kedilerin yeri olacak. Tedavisi devam eden kedilerin. Şu kısımda köpeklerin bölmeleri olacak. Şu an her yer her yerde. Şöyle gösterelim. Aynı anda tabii ki hem inşaat, hem tedaviler, hem beslemeler, hepsini bir arada yürütmeye çalışıyoruz. Şu tedavisi bitenler birinci kısma bir girelim. Burada 15 can barınıyor, ancak 27 tane yuvaları var. Her zaman bu şekilde fazladan yuva bırakıyoruz. Bir de bu bölmemizde bir havuzumuz var. Tabii şu sıra havuza ihtiyaç duyulmuyor. Tedavisi bitenlerle tedavisi devam edenleri büyük bir duvar ayırıyor. Bakın şu taraf, şu duvarın arkası tedavisi devam eden köpeklere ait olacak. Hemen şu duvarın arkası da tedavisi devam eden kedilere ait olacak. Tamamen ayrı birbirinden. Burada dediğim gibi 15 can, genelde 3 bacaklılar ve hepsi bu şekilde özgürce koşup oynayabiliyorlar. Bunların hepsi birbiriyle anlaşabilen köpekler, ağır travmalar atlatan canlar. 3 bacaklı, 3 bacaklı, 3 bacaklı, bakın şu kangal, tek bacağı yok. Hepsi bu şekilde özgürce koşup oynayabiliyorlar. Şunların arasına dalacağım şimdi. Kimi gözüme kestirdim? Pamuk. Şuna bakın. Şu güzelliğe bakın. Evet, buradakilerin hepsi bu şekilde ağır travmalar atlatan hayvanlar. Görüyorsunuz çoğunun bir bacağı yok. Evet, kangal. Tabii diğer 3 bacaklar da diğer tarafta. Bunlar akşama kadar böyle harala gürele bu şekildeler. Şu pamuğu bir rahatsız edelim. Pamuk en ağır vakalardan birisiydi. Bacağı tamamen paramparçaydı arka bacak. Gel Pamuk. Pamuk gel kızım.
Gel, 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 gel. Şimdi. Bu dost, derneğe ismini veren köpek. Şu. Bunlar akşama kadar böyle harala gürele. Tabi bazıları bakın bu taraftan tanım mesela orada oturuyor. Badem devrilmiş yatıyor. Şurada. Ağaçlarımız tuttu arkadaşlar. Sanırım seneye daha güzel bir şey olacak. Gölgelik alan oluşacak buralarda. Çınar diktik genelde. Tanımı bir gösterelim. İşte burada, işte burada böyle koşuyor bakın, böyle yürüyebiliyor. Şimdi diğer bölmelere geçelim. Değerli arkadaşlar, bu barınak günde 3 kere temizleniyor. Şu an inşaat malzemeleri var etrafta ama günde 3 kere temizleniyor barınak. Sabah, öğle, akşam. Şunlar hep inşaat malzemesi. Daha bugün yeni harç yaptık. Ondan dolayı çimentolar falan. Şurada harç yapıldı yani. Şuranın betonu döküldü. Şu alanın. Kaldırım taşları falan serilecek. Evet, diğer bölmelere geçelim şimdi arkadaşlar. Buradakiler en fenaları. Şunun yüzünden bölmeye girmeye korkuyorum. Ama yapacak bir şey yok. Gireceğiz. İşte bunun yüzünden. Burada. Buradakiler de aynı şekilde yine birbiriyle anlaşabilen canlar. Ağır travmalar atlatmış hepsi. Şununla ilgilenmemizi istiyor. İşte yakaladım. İşte yakaladım. Şu güzelliğe bakın. Şunun güzelliğine bakın şimdi. Evet, bu fena bir şey. Şu. İşte burada. Isırıyor her yerini. Çok güzel bir çocuk. Neredesin? Burası da 600 metrekare arkadaşlar toplam. Burada da canlar yine özgürce koşup oynayabiliyorlar. Yani bir kafese tıkılı değil hiçbirisi. Zaten belli şımarıklıklarından. Burada. Şimdi diğer bölmelere geçelim. Buradan nasibimizi aldığımıza göre günlük ısırılma kotamızı doldurduğumuza göre kolumu yine deldi bu. Evet, tam olarak şurayı. Şu. Evet, sizin kedi arkadaşınız nerede? İki tane tikli can var burada. Bunlar da değişik hastalığı atlatmışlar ve bu şekilde kik kalmış. Bunu
Bunların en yakın arkadaşı bir kedi ama Muğlalı görünmüyor şu an. Muğlalı kedimiz yani. Maalesef şu an burada yok. Muğlalı. Gel kuzu, arkadaşlar bekliyor bak. Bu ikisinin en yakın arkadaşı bir Muğlalı arkadaşlar. Kedimiz. Burada ise iki tane yakın dost var. İki yakın arkadaş. Lucky ile Kanserli Can. Tekrar göstereyim. Her gün böyle harala gürele, harala gürele. Her gün bu şekilde bunlar. Evet. Lucky ile en yakın arkadaşı. Sonunda anlaşabildiği bir dost çıktı ortaya. Buradaki bölmeler de küçük değil arkadaşlar. 100'er metrekare. Tabii diğer 600 metrekare kadar da büyük değil ama çok da küçük değil. Yani iki köpek için fazlasıyla yetiyor. Burada iki gözü de kör bir canımız var. Kral. Kralı olan. Yine aynı şekilde büyük bir bölmede kalıyor. Evet, burada nefes. Ondan sonra kurşun asker. Özür dilerim, kurşun asker bu tarafta. Diğer canlılar var. İzmir'den tecavüz şüphesiyle kliniğe kaldırdığım şey... Tedaviye ve korumaya aldığımız can var. Gel kızım, gel kızım, gel, gel, gel. Tabi bunlar biraz daha asosyal olanlar. Çok yaklaşmazlar. Hepsi yine aynı şekilde anlaşabilen, birbiriyle anlaşabilen köpeklerin arasında. Şurada ise diğer bölmemiz var, 400 metrekarelik. Onlar da genelde kırıklı olanlar, tedavisi yapılanlar yani. Şimdi diğer bölmelere geçelim. Asosyallerden diğer bölmelere geçiyoruz şu an. Yavaş yavaş. Evet, değerli arkadaşlar, çok yapılacak iş var. Ve malzeme eksiğimiz de çok. Bakın burasını yeni yaptık. Şu kısmı. Ve şöyle göstereyim. Şimdi şu bölmeye geçmeden önce şu hale bakar mısınız? Her yer inşaat halinde. Ve bunları genelde biz yapıyoruz. Çünkü bir de ustaya para versek hiç yetiştiremeyeceğiz. Arkadaşlar, bu tarafın işi bitmek üzere. Kedilerin tarafı. Ancak köpeklerin bölmesi yarım kaldı. Burayı bitirmemiz lazım. Kış gelmeden, tedavisi devam eden köpeklere ait olacak buralar. Malzeme eksiğimiz çok. Oldukça çok da masraflı bir iş. Bunların hepsini, gördüğünüz her şeyi biz yaptık arkadaşlar. Kendimiz yani ördük falan. Yakında şu konteyner kaldırılacak. Harabe gibi görünüyor. Kaldırılacak bu. Ve buraya şu platformun üzerine, şu temelin üzerine bir yapı yapılacak. Tedavi odası, veteriner hekim odası gibi resmi barınaklarda olması gereken yapı yapılacak. Şu an her taraf dağınık vaziyette ama bunlar hep inşaat malzemeleri. Bunlar tabii kaldırılırsa daha da güzel olacak. Bitirmeye çalışıyoruz kış gelmeden. Desteklerinizle olacak işler arkadaşlar bunlar. Yani desteksiz olmaz. Burası kocaman bir barınak. Yaklaşık 6,5 dönüm üzerine kurulu. 3500 metrekaresi sadece köpeklere ait. Bu taraf yani az önce gezdiğimiz yer. Barınağın çeyreği kedilere ait. Bu kısım böyle tümüyle. Yaklaşık 1-1,5 dönüme ait aşağı yukarı. Aşağı yukarı 2 dönümü yakın yerde köpeklerin tedavi olacağı alanlara ait. Yani hiçbir hayvan kafeste değil. Büyük büyük bölmelerde. Çok dikkat ediyoruz bu konuya ama maalesef destek çok çok az. Kış gelmeden bitirmek için o kadar çaba sarf ettik ama maalesef yine de yetişmeyecek arkadaşlar. Yani destek yok çünkü. Hani onları geçtim, tedavideki canlara bile destek bulmakta zorlanıyoruz. Burası da böyle
dediğim gibi kedilere ait olan yer. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. İşini en iyi şekilde yapmaya çalışan derneklerden biriyiz. Barınak da biliyorsunuz gizli kapaklı bir yerde değil. Bakın böyle yol kenarında. Her geçen gel görebiliyor burayı. Böyle bir dağ başında gizli kapaklı bir yerde de değil. En şeffaf şekilde yapmaya çalışıyoruz ama maalesef en az destek gören derneklerden biriyiz. Bilmiyorum nasıl olacak bu iş. Daha önceden tedavisini yaptırıp da sahiplendirdiğimiz canlar. Şöyle göstereyim bir kısmı. Hava bayağı karardı. Gösterebildiğim kadar buradaki canları da göstereceğim. Bunlar tedavisi devam edenler, kırıklılar, kemoterapi alanlar, haftalık kemoterapi alan canlar. Evet bakalım bu kuzu, kuzunun durumuna bir bakalım. Burada aslanla Muğla'dan aldığımız karaciğer sorumlu can var. Evet geçen gün tedaviye aldığımız can iki bacağı da kırıktı. Bakın. Bakın. Kasık arasında kocaman bir delik vardı. Evet. Yaş mama ayrı, kuru mama ayrı. Ayrı ayrı mamalarla besleniyor. Biraz daha ödem var bacaklarda. Bandajlar çıkartıldı. Ancak ameliyat yerinin kapanması beklenecek. Evet değerli arkadaşlar. Hem ziyaretlerinizi hem de desteklerinizi bekliyoruz. Şu sıra oldukça zor durumdayız. Hani bırakın barınağın asıl alanını bitirmeyi, tedavilere destek bulmakta çok zorlanıyoruz. Ve bu işler desteksiz olmaz arkadaşlar. Koskocaman bir barınak, bir sürü can. Ama destek bulmakta hakikaten çok zorlanıyoruz. İnşaatı genelde biz yapıyoruz biliyorsunuz. Her aşamasını. Duvarlarını örmesinden tutun da çatısına varana kadar. Evet, buranın çatısı yapılacak. Hani bir de bunlara bu duvarları falan hep ben ördüm arkadaşlar. Şimdi üstünde lento atılacak sonra da çatı yapılacak. Yani bunları ustaya vermiş olsak tabi daha kısa zamanda bitirir ama daha pahalıya mal olur. Onun için biz elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar hem desteklerinizi hem de ziyaretlerinizi bekliyoruz. Ziyaret ederseniz onur duyarız. Bizim için çok çok önemli. Burada güller içerisinde bir çardak alanımız var. Ve şu güzelliğe bakar mısınız? Güller içerisinde bir barınak. Bittiğinde, bütün inşaat işleri bittiğinde bu şekilde olacak. Evet, şu güzelliklere bakın arkadaşlar. Bunlara da çok emek sarf ettik ama meyvesini verdi. Barınak dediğim böyle olmalı. Çiçekler içerisinde, güller içerisinde mis gibi kokmalı. Burası dediğim gibi arkadaşlar 3 kere temizleniyor günde. Sabah, öğle, akşam. Çünkü biz burada canlara bakıyoruz. Yani bunlar da bir can. Biz nasıl ki pis bir ortamda yaşayamazsak onlar da yaşayamaz. Bu dağınıklığı saymayalım. Çünkü burası inşaat temiz. İnşaatta olur böyle şeyler. Tuğlalar, işte keresteler, levyeler falan, demirler falan, süpürge. Bunlar olur arkadaşlar. Buralar tabii ki yavaş yavaş toplanacak. Toplanınca daha güzel bir görüntü ortaya çıkacak tabii ki. Evet. Herkese iyi akşamlar dilerim. Hoşça kalın.